Herkese selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar deniz kenarına geldik. Aslında iki gün önce de deniz kenarındaydık. Oldukça popüler olan, hatta bütün Hollywood filmlerinde falan geçen Byron Bay'e gittik. Where is it you're going? Byron Bay. Oh, it's... So compromise reached. The next day we did what I wanted and headed to the bus station, which was full of other cool people traveling to Byron Bay. Güzeldi. Yeşille mavinin buluştuğu, herkesin çok rahat olduğu 1965-70 kuşağı arasında kalmış, hiçbir şekilde hazır yemeğin satılmadığı, McDonald's'ın, Hungry Jack's'in, Türkiye'de Burger King, bu tarz şeylerin satılmadığı, insanların doğayla beraber sağlıklı yaşadığı bir yer. Oldukça güzel deneyimler edindim ama bu deneyimlerden ziyade kendi edindiğim deneyimleri sizlerle paylaşırken, videodan sonra bu deneyimleri nasıl yaşayabileceğinizle ilgili sizinle konuşmak istiyorum ve benim bu deneyimleri yaşamamda, okey, spor arabanla beraber gittin, dünyanın en meşhur plajlarından birinde $50 sokak yemeğine verdin, tadını çıkardın ama bunları nasıl yap? İşte bütün aslında odaklanması gereken bu. Bu deneyimleri yaşarken bu deneyimler hep aşamalarla oldu arkadaşlar. Önce Byron Bay'e gidelim, ondan sonra 15 yıl geriye gidip bugüne kadar nasıl geldik oraya gelelim. Önce Byron Bay'e gidelim. Arabayı park ettim. Sadece 2 saatlik ödeme yaptık. Şimdi gidip kebabımızı alalım. Mix, please. That one is mix. That one. Bütün malzemeler içine konulduktan sonra arkadaşlar tost makinesine konuluyor.
makinesinde peynir erinceye kadar yaklaşık belki bir iki dakika sürüyor olması. Yemeğimizi aldık. Deniz kenarına geçelim. Arkadaşlar Byron Bay komple 1968 kuşağı modasında, herkes çok rahat. Elbise, kıyafet, ayakkabı, böyle şöyle göstereyim size şokları, hani alışveriş yapılan yerleri. Genelde hep rahat kıyafetler. Burada takım elbise giyen falan, böyle gece elbisesi falan göremezsiniz. Kebabımızı aldık, deniz kenarına oturduk. Birazdan önce kebap hakkında bilgi vereyim. Arkadaşlar normal kıyma değil, sadece etten yapılmış. Oldukça güzele bir benziyor. Sanırım 2 kişilik yemek 50 dolar civarında bir şey tuttu. İçecekler dahil. Ama bu manzaraya değer mi? Değer. Şöyle göstereyim. Çok çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar ben karışık aldım. İsterseniz dönerle tavuk döneri karıştırabiliyorsunuz. Standart dediğim gibi yeşillik, domates, soğanla geliyor. İsterseniz ananasa kadar içine attırabiliyorsunuz. Size çok garip geldiğini biliyorum. Çünkü Türkiye'de biz böyle alışmadık. Buraya geldiğimde ben de bayağı bir garipsemiştim. Ananasın ne işi var kebabın içinde falan, ama burada oldukça popüler. Özellikle barbekü sosu attırıyorlar. Daha çok böyle bizim alıştığımız ekşi ve tuzlu tattan ziyade tatlı bir tat alıyor. Tatlıyı daha çok seviyorlar. Sweet chili, tatlı acı, bu tarz soslar çok popüler burada. Oldukça güzel kebap. Çok taze. Müsaadenizle ben bunu bitireceğim. Sonra deniz kenarına inelim. Acayip rüzgarlı. Umarım sesim kayda duyulur.
Serinleme zamanı. Dalalım suya. Yemek yerken 15 yıl önce geldiğimde de analiz ettiğim bir şeyi bir daha da gördüm. Herkes çok rahat, kimsenin kimseye karışmadığı, güneşin, mavinin ve yeşilliğin bir arada olduğu ve herkesin ortak bir şekilde bu güzel yaşamın tadını çıkardığını gördüm. Byron Bay hakkında saatlerce konuşabilirim arkadaşlar. Dünyada herkesin görmesi gereken nadide bir doğa yapısı, mavi ile yeşilin buluştuğu, hatta Matt Damon ve Chris Hemsworth'ın ev aldığı ki sanırım 15-20 milyon dolar civarında yatırımlar yaptılar, evlerini aldılar. Zac Efron'un sürekli geldiği, hatta burada Altın filmini çekerken orada kaldığı ve bütün Hollywood yıldızlarının ortak seçtiği bir yer Byron Bay. Çünkü hiçbir şekilde insanlar sizi sosyal statünüz, arabanız, kıyafetinizle değil, oraya gelip doğanın tadını çıkardığı bir yer. Kimse kimseye hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Çok güzel bir şekilde herkes bir harmony, bir kombinasyon var arkadaşlar. Ve herkes oranın tadını çıkarıyor. Okyanus manzaralı yemek yediğimiz masanın sol tarafında 2 kilometre gittiğiniz zaman kumsalda çıplaklar kampı arkadaşlar. İçeriye doğru girdiğiniz zaman çıplaklar oteli. Yemek yediğimizin sağ tarafındaysa çok meşhur olan, herkesin hemen hemen Byron Bay'e geldiğinde ziyaret ettiği Deniz Feneri. Deniz Feneri'nde sürekli resimler çekiliyor. Tam köşede kaldığı için okyanusun sağını ve solunu panoramik bir şekilde görebiliyorsunuz. Oldukça cezbedici ve eski bir yapı. Bazen yunusların yüzdüğünü görebiliyorsunuz. Tabii sörfçüler aşağıda sörf yapıyor. Byron Bay. Byron Bay harika arkadaşlar. Hani tarif edilemeyecek şekilde çok güzel. Resimlerle belki çok fazla ifade edemeyeceğiniz kadar oldukça güzel. Kesinlikle dünyada herkesin bir defa da olsa gelip görmesi gereken bir doğa harikası bir yer. İyi, güzel de biz nasıl geleceğiz? Arkadaşlar işte bütün odaklanması gereken bu. 6 aydır falan sosyal medyayı takip ediyorum Türkiye'de ve size sürekli bir şeyi nasıl yapamayacağınızı söylüyorlar. Ve ben de bunu zaten 28 yıl Türkiye'de yaşadım ve ben bunu zaten defalarca duydum. Buraya gelirken ilk geldiğimde Türkiye'den duyduklarım da aynıydı. Buraya gelmeden önce de Türkiye'de aynı şeyi duydum.
Yabancı dil zor, nasıl öğreneceksin? Oranın kültürü farklı, nasıl öğreneceksin? Irkçılar var, nasıl baş edeceksin? Arkadaşlar hepsi burada. Hepsi burada. Siz bir şey yapmak istiyorsanız sizin önünüzdeki tek engel sizin sadece zihniniz. O yüzden ilk videoda tanıtım videosunda anlattığım gibi biraz da motivasyonunuzu arttırmaya yönelik videolar olacak arkadaşlar. Kültürlerle beraber motivasyonunuzu artıracak şeyler yapmak istiyorum. İlk 15 yıl önce buraya gelmeden önce duyduğum negatif şeylerle buraya geldiğimde duyduğum negatif şeyler hemen hemen hepsi aynıydı. Zannetmeyin ki biz sadece Türkiye'de işte bu kültürle sürekli bir drama içinde yaşayıp her şeyi ajitasyon haline getirip her şeyi imkansız halimize getiriyoruz beynimizde. Hayır arkadaşlar, burada da bu tarz insanlar çok var. İlk geldiğim anımı anlatayım. İlk günü Avustralya'ya indim. İşte import damat görmeye gelenler, tanıştığım kişiler. İlk duyduğum şey, ne yapmayı planlıyorsun vesaire falan. Benim söylediğim tek şey vardı, dili öğrenmek. Ve aldığım cevap da şuydu: aa, ben 15 yıldır buradayım, hala doğru düzgün konuşamıyorum. Aa, ben 10 yıl oldu geleli, hala bilmediğim çok şey var. Arkadaşlar sadece 3 ay sürdü. Sadece 3 ay sürdü benim İngilizceyi öğrenmem. Şimdi diyeceksin ki oğlum atıyorsun. Hayır arkadaşlar, atmıyorum. Bir şeye %100 odaklanma arkadaşlar. Buraya geldiğimde o zamanlar millet hatta dalga geçiyordu. Türkiye'de de çok komik diye. Telefonunu İngilizce yapıp İngilizce pratik yapmak isteyen insanlar bunu öğrendiler mi? Hatta gülücükler falan, dalga geçen emojiler. Arkadaşlar siz pratik yaptığınız sürece hayatta bir şey öğrenirsiniz. Okulda öğrendiğiniz bilgiler sadece sizin gerçek hayatta öğreneceklerinizin sadece %2'si %3'üdür. Geri kalan %95, %97'yi siz pratikle öğrenirsiniz. Ve sizin İngilizce öğrenemememiniz veya Almanca, Fransızca şunu bunu öğrenemememiniz sadece sizde diğer insanların sizi ürküteceği veya işte öyle söylenilmez, öyle telaffuz edilmez, öyle konuşulmaz gibi sizi aşağı doğru iten ifadeleri sizi geriye doğru tutuyor. Bir kelimeyi yanlış söyleyebilirsiniz. Bundan doğal ne olabilir ki? Zaten sizin ana diliniz değil. Tek yapmanız gereken o kelimeyi tekrar tekrar söyleyip doğru bir şekilde telaffuz edinceye kadar devam edeceksiniz. Hepiniz savaşçı doğuyorsunuz. İlk doğduğunuzda, bebekken, yürümeye başladığınızda sendeleyip düşüyorsunuz, değil mi? Büyük ihtimal hatırlamıyorsunuz bile bunu ama annenizin babanızın çektiği videolarda, resimlerde ilk adım, ilk yürüyüş, poponuzun üzerinize düşmeniz, tekrar kalkmanız. Hepiniz savaşçı doğuyorsunuz. Hiç düştüm diye pes edip yürümekten hayatı boyunca işte bebek arabasında yaşayan bir bebek gördünüz mü? Hayatta hiçbir şeyden vazgeçmeyeceksiniz. En önemli neden bu. Diğer insanların 10 yılda yabancı dili öğrenememesi sizin öğrenemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Ve bunu öğrenmek istiyorsanız tek yapmanız gereken pratik yapma. Bu pratik nasıl olur arkadaşlar? Ben kendimden örnek vereyim. İngilizce'deki bütün fiilleri yatağımın altına, ranzaya asmıştım. Otelde çalışırken ve her gece bütün fiilleri, o zamanlar tabi sosyal medya bu kadar popüler değildi, bütün fiilleri ezberledim. Fiilleri ezberledikten sonra kelime içinde kullanmaya başladım. Bu zaman aldı mı? Elbette ki zaman aldı. Ama buraya geldiğimde bir şeyi fark ettim. Benim bildiğim İngilizce sadece devede tüy, bir tane tüy parçasıydı. Çünkü öğrendiğim İngilizcenin hiçbir şekilde Avustralya aksanıyla veya İskoçya'ya gittiniz, İskoçya aksanıyla veya İngiltere aksanıyla veya Amerika aksanıyla veya Amerika'nın kuzey eyaletleri aksanıyla hiçbir alakası yok arkadaşlar. Bir ay önce sanırım sosyal medyada denk geldi. Rubbernecking. Ulan dedim, bu ne? Rubbernecking nedir arkadaş? Böyle bir kelime mi var? Hatta bugün sosyal medya ve teknolojinin gelişmesiyle artık Google'dan baktım. Avustralya'ya özgü sadece kazalar olduğunda diğer insanların merakla arabayı yavaşlatıp kaza olayına bakıp diğer taraftaki de trafiği yavaşlatmasıymış. Ama bunu hiçbir şekilde bir Amerikalı, bir İskoçyalı, bir İngiltereli zaten kullanmıyor. Şimdi siz bu kelimeyi bilmiyorsunuz diye cahil olmuyorsunuz arkadaşlar. Bütün olay bu. Siz öğrenmek istiyorsanız bütün imkanlar elinizde. Şu an aklınıza bile gelemeyecek kadar dünyanın en güçlü cihazına bakıp beni seyrediyorsunuz. Bunu iki şekilde kullanabilirsiniz. Sürekli TikTok videolara bakıp
kim orasını burasını mı açmış, onu bunu mu yapmış, yoksa kendinizi geliştirecek şeylere mi odaklanabilirsiniz? Size şöyle bir video yapayım. Mısır piramitleri işte Mısırlılar tarafından 5000 yıl önce kuruldu. İşte Napolyon içine girdi, bir fısıltı duydu kulağında, Büyük İskender çıktı üstüne oturdu. Böyle saçmalıkları dinlemenize gerek yok arkadaşlar. Çünkü bu yaşanan olayların hiçbirinin tarihsel kanıtı yok. Sizin tarihsel kanıtınız sadece %1, %2 kayıtlı şu ana kadar. Hiç kimse bir önceki jenerasyonun gelişmiş bir teknolojiyle o piramitleri bulduğunu veya bulmadığını bilmiyor. Bilmiyor zaten. Hepsi adı üstünde teori. O yüzden sizin bunların hepsini kenara atıp hani kalkıp da bir video yapayım ve bu tarz videolar nedense çok daha fazla ilgi görüyor. Kara delikten ışık hızıyla nasıl gidilir? Arkadaşım yok öyle bir şey. Hani bunun teorisini konuşup senin beynini yakmanın da bir anlamı yok. Ama görünen o ki sizi bir şeyler geride tutuyor. Ve ben o beni geride tutan her şeyi soyutladım arkadaşlar. Soyutladım derken sosyal medyamı kapattım. Sadece İngilizce kitaplar okumaya başladım. İngilizce gazete okumaya başladım. İngilizce haberleri seyretmeye başladım. Ve sokakta pratik yapmaya başladım. Eğer siz beyninizi başka şeylerle beraber tutup diğer insanların ben 15 yıldır buradayım hala işte İngilizce öğrenemedim. İşte hükümetten bir mektup gelmiş bana okur musun kardeşim? Bu tarz insanlar Türkiye'de büyük ihtimal hala söylediği tek şey var. Biz orada ne çekiyoruz biliyor musun kardeşim? Ne çekiyorsun abicim? Hiçbir şey çekmiyorsun. Sen çektiğin tek şey senin tembelliğin. Senin tembelliğin seni hayatta geri çekiyor. Başka hiçbir şey yok bunda. Tek yapman gereken okuyup anlamak ve analiz etmek. Ve bunun içinde olması gereken bütün imkanlar sende mevcut. Sağlıklısın, telefonun var, internetin var. Ben çocukluğuma bakıyorum, sadece küçük bir bilgiyi öğrenmek için otobüse binip kütüphaneye gidip kütüphaneden büyük ansiklopedilerden bulup küçücük bir satırı bilgi edinmek için çaba sarf ettiğimi hatırlıyorum. Bugünkü jenerasyonda, abi diyeceksin sen kaç yaşındasın ya? Arkadaşlar ben 40'ı geçtim. Göstermiyorum değil mi? Sağ olun. Benim zamanımla şu anki zaman çok farklı. Tek yaptığım doğru hareketlerden biri ise zamanı yakalamakta arkadaşlar. Zamanı yakalarsanız devam edersiniz. Ama sizin telefonunuz hala işte 2022 model ama beyniniz 1950'lerde 1960'larda kalmışsa siz bir yere varamazsınız. Zamanı yakalamak zorundasınız. İlk elektrikli bisikletler çıktığında adamların büyük ihtimalle herkesin söylediği ya bu tutmaz ya kimse binmez tutar mı tutmaz mı? Tutar arkadaşlar. Sadece vizyoner olmanız lazım bu hayat. Sizin kendinize yönelik yatırımlarınızı yapmanız lazım. Ve benim çocuklarıma da her zaman söylediğim tek şey vardı. Yatırımı kendinize yap. Diğer insanlara değil. Diğer insanları etkilemek için yaşamayın bu hayatta. Diğer insanları mutlu etmek için de yaşamayın bu hayat. Çünkü bireysel bir hayat yaşıyoruz. Ve sizin tek yapmanız gereken sizin kendinizi mutlu etmek. Avustralya'ya ilk geldiğimde 3 aylık bir zamanım vardı kendime biçtiğim analiz yapmakla ilgili. Tabii bir analiz zamanında da dediğim gibi bütün negatiflikleri duydum. Arkadaşlar sizin ne kadar negatif konuşmanız benim hayatımda hiçbir şekilde etki etmeyecek. Sizi de etki etmesin. Çünkü ben sizin ne kadar dolu bir potansiyel olduğunuzu biliyorum. Sizi görmeme bile gerek yok ekranın önünde. Ama sizin potansiyelin sizin düşündüğünüzden çok çok daha fazla. Ve bunu diğer insanların sizi aşağı çekip de bunu sizden almasına izin vermeyin. Bu tarz insanlar varsa sadece tek yapmanız gereken o ortamdan kendinizi ayıklamak. Ayıklayın kardeşim. Okey, benim hayallerim ve hedeflerim var. Benim arkadaşımın hayali işte köşedeki otoparkta değnekçi olmak. Sizin ortak bir hiçbir hayaliniz yoksa siz o ortamı değiştireceksiniz. Hani bu kadar basit. Eğer bulunduğunuz ortama uymuyorsanız çok basit bir örnek vereyim. Buraya bir tane tohum ekiyorum arkadaşlar. Tohumun fidan olması için ne gerekiyor? Tohumun fidan olması için güneş gerekiyor, yağmur gerekiyor, yerinin düzgün olması gerekiyor. Eğer sizin bir fidan olamıyorsanız tek yapmanız gereken ortamınızı değiştirmek, buraya ektiğiniz tohumu başka bir yerde değerlendirmek zorundasın. Atatürk'ün de dediği gibi ben sizi bir kıvılcım olarak yolluyorum, ateş olarak geri dönün. İyi ki biz Atatürk'e sahiptik. Öyle bir insanın hayatını okuduktan sonra umutsuz durumlar yoktur.
umutsuz insanlar vardır. Eğer umudunuzu yitirdiğiniz an her şey bitmiş demektir. Büyük etken umudu kaybetmede çevre faktörü arkadaşlar. Siz çevrenizdeki insanların baskısıyla, bu dünyanın her yerinde aynı arkadaşlar. Bir iki örnek vereyim. Kendimle ilgili örnek vereyim. Avustralya'ya geldim. İlk yaptığım iş klasik kebapçıda çalışmak, herkesin yaptığı gibi. Arabam yok. Herkesin arabası var ve ulaşım sistemi şehir içinde çok çok kötü. Mutlaka arabanız olması lazım. Otobüslerle işe gidiyorum. Kebap dükkanında gündüz çalışıyorum. Türk restoranında akşamları bulaşık yıkıyorum. Utanmalı mıyım? Hayır arkadaşlar, utanmanıza gerek yok. Zaten eğer ben Türkiye'de işte şu üniversiteyi bitirdim, ben bu işi mi yapacağım, ben bunu mu yapacağım diye bir kendinize bir ego ve gurur yapıyorsanız zaten yurt dışında başarılı olamayacaksınız. Sıfırdan bir hayata başlıyorsunuz. Sizin diplomalarınızın %90'ının veya sertifikalarınızın, ehliyetlerinizin geçerli olmadığı bir ülkeye gidiyorsunuz. Tabii gittiğiniz ülkelere bağlı bunlar. Bu ülkelerde sıfırdan başlamayı göze almak zorundasınız arkadaşlar. Ama demek değil ki sıfırdan başlayıp ben sıfırda kalacağım, artı bire geçmeyeceğim veya artı 10'a çıkmayacağım veya artı 15'e geçmeyeceğim. Tabii o 3 ay döneminde tek odaklandığım şey izinli zamanlarımda, izinli günlerimde, akşamları evde dahil sadece ve sadece İngilizceye odaklanıyorum. Türkçeyi tamamen kesiyorum. Bir kelimeyi belki 7-8 defa, 10 defa yanlış söylüyorum. Doğru söylemeye, telaffuz etmeye çalışıyorum ve tek yaptığım şey bir süreklilik sağlamaya çalışıyorum bununla ilgili. Bunları yaparken de tek duyduğum şey, zaman alır, hiç gerek yok, yapmasan da olur, işte bu muhite yerleşirsen herkes zaten orada Türk kasabı var, Türk bakkalı var, şusu var, busu var. Arkadaşlar, ben öyle bir hayat isteseydim sanırım Türkiye'den buraya gelmezdim. Çünkü benim kendimi geliştirmem, kendime yatırım yapmam, kendimi sürekli bir adım ileriye atmam ideolojisiyle kendimi yetiştirdim. 3. ayın sonunda Avustralya vatandaşı olmadığım için $2000 ödeyerek, 2010'dan bahsediyoruz arkadaşlar, güvenlik belgemi aldım. Silahlı güvenlik belgemi. Ve güvenlik belgemi alırken sorular polislerle, Avustralya hükümetine çalışan devlet görevlileri polislerle aynı sorulara cevap verdim. Ve yanımda oturan, burada doğmuş büyümüş, hemen yanımdaki sırada oturan, burada doğmuş büyümüş, ana dili İngilizce olan çocuk işte 82 puan alırken ben 93 puanla ilk belgemi aldım. Ve tabii duyduğum şey şuydu. Burada millet 8-10 yıl bekliyor işte bu tarz sertifikalar almak için. Benim o kadar zamanım yok. Benim zamanım çok kısıtlı. En kısa sürede neyi ne kadar yapabilirim ve nasıl ulaşabilirim? Herkesin söylediği, çok erken davranıyorsun, işte biraz daha şunu yapsaydın, bunu yapsaydın. Burada işte millet 8-10 yıl bekliyor bu tarz belgeleri, işte diplomaları almak için. Tabii ki bunların hiçbiri de beni tutmadı arkadaşlar. İlk güvenlik belgemi aldım. 3 tane falan farklı güvenlik şirketiyle çalışıyorum. Ve hepsi küçük taşeron firmalar, büyük firmalardan iş alıyorlar. Sizi oraya buraya yolluyorlar. İşte belli aralıklarla part time çalışıyorsunuz. Bir gün oradasınız, bir gün 60 kilometre bir yere gidiyorsunuz, bir gün 30 kilometre yakında bir yere gidiyorsunuz. Ve böyle başladım. Böyle başlarken diğer büyük güvenlik firmalarına nasıl girebilirim diye araştırdım. Ve bu güvenlik firmalarına CV yollamaya başladım. Ve en sonunda bir tanesi benimle kontak kurdu. Ve sanırım 7. veya 8. ayın sonunda ilk kadrolu işime girdim. Benim 10 yıl zamanım yoktu. Kadrolu işe girdikten sonra arkadaşlar direkt işte şansına girdin o işe. Arkadaşlar, bunun şansla bir alakası yok. Duyduğum şey vardı. İlkokul arkadaşlarım mı, ortaokul arkadaşlarım, hatırlamıyorum. Bir tanesi dedi ki, Tanrı sana kıyak geçmiş. Arkadaşlar, Tanrı bana kıyak geçerken benim okuduğum 500'den fazla kitabın, seyrettiğim belki 7-8 bin tane belgeselin, Nelson Mandela'nın işte bir madende güvenlik olarak çalıştığı bilgisini öğrenirken bile bu bilginin bana ne zaman ne işime yarayacağını değil de sadece o bilgiyi öğrenme açlığı ile kendimi geliştirdim. Bunun Tanrı ile bir alakası var mıydı? Elbette ki her şeye kadir olan Allah'tır. Ama sonuçta o bize bir beyin vermiş ve ben o beyni kullanmaktan yanaydım her zaman. İnsanların bana ben bu adamı tanıyorum, işte ilkokulda burnunda sümük balan oluyordu. Bu adam bunları nasıl yaptı? Avustralya'ya gitti de öyle yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Arkadaşlar, adam düşünemiyor ki, demin de dediğim gibi, hani bu adam arkadaş kendine yatırım yapmış, kendini geliştirmiş. İşte bütün öz burada arkadaşlar. İşin özü bu. Kendinize yatırım yapmanız. Şu an belki bu videoyu dinlerken diyorsunuz ki, ya baba orada imkan var. Baba, imkan var. İmkan var. İmkan her yerde var. Ama imkanları sizin nasıl kullanacağınızla ilgili. Bu imkanları değerlendirmeniz
veya değerlendirmemenizle ilgili. Ben bu imkanları kendimce değerlendirdim. Nasıl değerlendirdim? Türkiye'de 12 veya 14 saat çalışıyordum. Buraya geldim. Adam 6 saatlik mesela mesaim varsa bana diyordu ki hadi git git. Aa baba biz buna alışkın değiliz ya. Burada işte hani biraz daha kal, 15-20 dakika daha kal, işte mesai ödemeden kal bilmem ne. Ben bunları da yaşadım arkadaş Türkiye'de. Ama buraya geldiğimde adam bana dedi ki yok yok git, bana lazım değilsin. Çünkü eğer yarım saat bile mesai kalsam adam bana ekstra ödeyecek, bunu ödememek için bana git git dedi. Kanunların farklı olduğu, yaşamın farklı olduğu, kendime daha fazla zaman ayırabileceğim bir ortam buldum. Ve bu zamanı basit şeylerle, eğlenceyle veya gereksiz bir şekilde harcamaktansa değerlendirip kendime yatırım yaptım. 5 yıl boyunca aynı fabrikada güvenlik odası operatörü olarak kameraları seyredip bütün fabrikanın giriş çıkışlarını kontrol edip kameralarla günde en az 2 e-mail yazıp haftada da en aşağı bir rapor yazarak e-mail yoluyla kendime yatırım yapmaya devam ettim. İş yerinde bile bulduğum zamanlarda gene kendime yatırım yapmaya, dilimi geliştirmeye, İngilizcemi geliştirmeye devam ettim. 5. yılın sonunda dünyanın en büyük medya şirketi çalıştığım fabrika. Pozisyon açıldı. Pozisyona başvurdum. Reddedildim. İkinci defa başvurdum. Kadrolu pozisyon. Reddedildim. Ve ikinci pozisyona başvurduğum zaman bana söylenen Ali part-time başlamalısın. Çünkü kadrolu girmek çok zor. Makine operatörü olarak çalışmak istedim. Çünkü Türkiye'de Mithat Paşa Endüstri Meslek Lisesi'ni bitirmiştim. Burada da bir şekilde o mesleğe geri dönüp kendi yeteneklerimi daha fazla sergilemek, o konuda geliştirmek istedim. Ve benim aldığım cevap ise Ali part-time olarak başlamak zorundasın. Gene reddedildim. Üçüncüde part-time pozisyon açıldı. Beşinci yılın sonunda part-time olarak işe başladım. Tabii ki duyduğum şey aynı şeydi arkadaşlar. Aa sen müdürleri, patronları tanıyorsun ki patron yok. Dünyanın en büyük milyarderi öyle söyleyeyim. Patronu tanımıyorum bile. Müdürleri tanıyorsun, işi öyle aldın dediler. 8 ay geçti arkadaşlar, kadrolu oldu. Herkes sustu. Fabrikanın içindekiler de dahil ırkçılık var mıydı? Vardı arkadaşlar. Yok değil. Var. Çünkü siz dünyanın öbür ucundan geliyorsunuz ve siz onlardan daha iyisiniz. Ve bunu çekememezlik var. Onu çekememezlik sadece onda yok. Burada sizi tanıyanlarda da var. Çünkü sizin bir şeyleri başarabileceğinize inancı yok insanların. Aslında inancından çok korkusu var insanların. O yüzden zaten sizin duyduğunuz yakınlarınız size diyor ki aa biz Avrupa'da ne çekiyoruz biliyor musun kardeş? Ne çekiyorsun baba? Ne çekiyorsun? Hiçbir şey çektiğin yok abi. Senin çektiğin tek şey kendini acındırarak kendi bulunduğun ortamda bir şeye ulaşamamanın reklamını yapıyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. Çünkü bir gelişmiş ülkeye gittiğiniz zaman sizin oradaki olanaklarınızla Türkiye'deki olanaklarınızın arasında dağlar kadar fark var. O yüzden bu tarz insanları dinlemeyi bırakın arkadaşlar. Sadece ve sadece kendinize yatırım yapın. Ben öyle yaptım. Çalışırken aynı şeyleri duydum mu? Duydum arkadaşlar. Dünyanın en büyük medya şirketiyle çalışıyorum. Navescorp. Google'a girin bakın. Fabrikadaki tek Türk bendim. En kısa zamanda operatör olan, kadrolu olan gene bendim. Bütün imalat zamanında en iyi derecelere yapan da bendim. Ha bu reklam falan, kendime övmek olarak söylemiyorum arkadaşlar. Bunların hepsini sizin ulaşabileceğinizi anlatmak için söylüyorum. Çünkü sizin potansiyeliniz düşündüğünüzden çok çok daha fazla. İşe aldıktan sonra analog makinelerden dijital makinelere geçildi. Ve bütün herkes yalpaladı. Benim tek yapmam gerekense dijitali öğrenmekti. Ve bir şekilde yaklaşık 2 ay gibi bir eğitim sonrası veya seyrederek veya işte yanlış yaparak düşüp kalkıp o bebek halime dönüp kendimi geliştirip yürümeye başladım. 3. yılın sonunda kendi evimi almak istedim. Ve herkesin söylediği, "Aa ben 20 yıldır buradayım, hala ben kendi evimi alamadım, sen nasıl alacaksın?" Arkadaşlar şöyle bir örnek vereyim size. Arabanızda beyzbol sopası taşıyorsunuz. Taşıyorsunuz değil mi? Taşıyorsunuz. Eğer arabanızda beyzbol sopasıyla beraber eldiven ve beyzbol topu taşımıyorsanız çok büyük sorun yaşayacaksınız demektir. Eğer o beyzbol sopasını kullanmaya karar verirseniz. Ama eğer bagajınızda beyzbol sopası, eldiven ve beyzbol topu varsa, ki bunu size avukatınız söyler. Avukatın işi sistemdeki yarıkları bulup sizi oradan çıkarmaktır. Eğer beyzbol sopasını arabanızın bagajında taşıyorsanız siz şiddete meyilli biri olarak hakimin gözü önüne çıkacaksınız. Ama bagajınızda beyzbol sopası, beyzbol topu ve beyzbol eldiveni taşıyorsanız siz sadece bir spor seversiniz ve orada olan olaya nefsi müdafaayla kendinizi savunmak için kullandığınızı söyleyebileceğiniz bir duruma geliyorsunuz. Bu olayı analiz
etmektir. Kendinizi nasıl o olayın içinde veya o durumun içinde yukarı almanız gerektiğini bulmanız gerek. Bana evi alamadım veya 20 yıldır buradayım veya ben 35 yıldır burada doğdum, büyüdüm ve hala evim yok. Sen nasıl ev alabileceksin diyen insan bana o beyzbol sopasıyla o beyzbol eldivenini düşünemeyen adamla aynı kişi. Tek yapmanız gereken oradaki yarığı görüp yukarı doğru çıkma. Hayat bundan ibaret arkadaşlar. Ve benim tek yaptığım şey bankalarla konuştum. İşte %5 ile %10 arası depozit zaten vardı ve evimi aldım. Ve herkes her zaman olduğu gibi nasıl oldu bu? Zaten oradaydı hani roket bilimi böyle çok büyük algoritmalar gerektiren veya işte şey olması gereken bir şey değildi. Ve benim hala yaptığım da aynı da çalışmak çalışmak çalışmak. Başarıda kestirme yol yok arkadaşlar. Başarıda kestirme yol ancak yasa dışı yollarla olur. Bu da zaten iş adamlarının yaptığı oraya rüşvet ver, buraya rüşvet ver, onu yap, bunu yap. Hani büyük ihtimal dünyanın her yerinde gördüğünüz şeylerdi. Ama başarıda normal kendi hayat standartlarınızı arttırmaya yönelik yatırımlar sadece kendinize olan yatırımlardı. Siz başkalarını mutlu etmek adına yatırımlar yaptığınız sürece aa baba işte Hasan gene işten atılmış. İşte Hüseyin abi şey yapmışlar. Böyle bir hayat yok arkadaşlar. Çünkü siz sürekli diğerlerine yetişmek isterken kendinizden geri kalırsınız. Burası çok önemli. Diğerlerine yetişmek isterken kendi hayallerinizden geri kalırsınız. O yüzden kendi hayallerinize öncelik vermek zorundasınız. Araba alacaksınız, para biriktiriyorsunuz. Enişteniz mutfak fayanslarını yenilemek istedi, borç istedi. Eniştenize verdiniz. Kayınço geldi dedi ki ya dedi benim evin halıları eskidi dedi. Onları değiştireceğim işte bana borç versin. Sana ona verdiniz. Böyle devam ettiğiniz sürece sizin hiçbir şekilde araba parası biriktirmenize imkanınız yok arkadaşlar. Kendi sorunlarınızla kendiniz baş etmeli ve kendi ayaklarınızın üzerinde durmalısınız. Büyük ihtimal bu videoyu seyredenlerin yaş ortalaması 15 ila 30 arasıdır ve umarım bu bilgiler sizin için çok faydalı olacaktır. Bütün zaten de amaç bu videolardaki size bir şekilde akıl hocalığı değil arkadaşlar. Sadece deneyimlerden, tecrübelerden edinilen gözlemleri alıp kendi hayatınızda kendinize bir yön çizebilmeniz amacıyla. Sonuçta benim başardıklarımın veya yaptıklarımın 100-150 bin dolarlık araba, 100 bin dolarlık Skyline, milyon dolarlık ev, bunların çok daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Gelecek potansiyeliniz var. Ve bu potansiyeli her gün sizden almak isteyen bir medya, almak isteyen etrafınızdaki negatif insanlar ve siz onlarla beraber yaşadığınız için bu potansiyeli görmüyorsunuz. Burada size kalkıp da İngilizceyi nasıl öğrenebileceğinize dair bir video yapabilirdim. Çok kolay olurdu benim için. Ama siz ben değilsiniz, ben de siz değilim arkadaşlar. Herkesin öğrenmeye meyli, anlamaya meyli farklıdır. Çünkü her insanın beyni, sağı solu farklı nöronlar ateşlediği için farklı şekilde analiz etme ve farklı şekilde anlamaya sahipsiniz. Ve bunun için tek yapmanız gereken farklı farklı yollar deneyip hani o bebekken düşme olayı kalkıp tekrar yürümeye devam etmelisiniz. Hasan yapamadı, Hüseyin yapamadı, Abdülhamit yapamadı, şu yapamadı, bu yapamadı. Arkadaşlar onlar o. Siz sizsiniz. Ve sizin yapamayacağınıza dair bir kanıt yok. Eğer onu deneyip başarısız olmazsanız. Deneyip başarısız olmak kadar da güzel olan bir şey yok aslında. Çünkü bir tecrübe ediniyorsunuz. Artık olmayacak yolu biliyorsun. Oldurulabilecek yola odaklanıyorsunuz. Çok kısa bir anı. İlkokuldayız. Klasik siyah önlükten mavi önlüğe geçtiğimiz zamanlar, eski zamanlar. Sınıfta çok zeki bir kız vardı. Bir tane de tembeller arasında benle beraber bir çocuk vardı. Kız çıktı. Küçük bir paragrafı çok kısa cümlelerle, çok basit bir şekilde, anlaşılır bir şekilde anlattı. Aynı konu İşte yanımda oturan, benim gibi tembel olan, öyle söyleyeyim, bir arkadaş kitaptakinin noktasına kadar aynısını söyledi. Hoca dedi ki kitabı ezberlemişsin dedi. Çocuğun cevabı şuydu, 32 defa okudum dedi. Hiç unutmuyorum, 32 defa okudum dedi. Ondan sonra herkes döndü kıza sordu, dedi ki sen kaç defa okudun dedi. Ben dedi bir defa okudum dedi. Bu ükelalık veya işte diğer çocuğu yerme amacıyla değildi arkadaşlar. Her insanın beyni farklı algılar. Birisi 32 defa da öğrenir, birisi bir defa da öğrenir. Ama bu sizin öğrenemeyeceğiniz veya bir şeyleri başaramayacağınız anlamına gelmiyor. Sizin o konuda öğrenmek istediğiniz veya kendinizi geliştirmek istediğiniz şeyde ne kadar istikrarlı olduğunuza bağlı. Eğer bir şeylere tembellik, aa ya baba boş ver ya hiç gerek yok, ne gerek var? Baba bir şey olmaz o zaman. Ama kendinizi
kendi motivasyonunuz. Ve sanırım benim motivasyonumda, ulaştıklarımda ve hayata tek yaptığım şey vardı arkadaşlar. Kendimi mecbur etmek. Kendimi mecbur ettiğim zaman bir şeylerin olması gerek. Hani onun başka bir yolu yok. Seyit Onbaşı'yı herkes bilir. Sırtına aldığı büyük mermiyi herkes bilir. Bunu zorlayan ve bunu kaldırmasına etken neydi arkadaşlar? Binlerce insanın hayatını kurtarmak. Eğer kendi motivasyonunuzu zihninizde yeterince kendini zorlarsanız, mecbur bırakırsanız kendinizi, ulaşamayacağınız hiçbir şey yok. Yabancı dili öğrenmek, farklı bir dünyada yaşamak, dünyanın en büyük şirketleriyle çalışmak, Google'da çalışmak, Microsoft'ta çalışmak, Porsche'da çalışmak, sizin kendinizi ne kadar mecbur bıraktığınıza bağlı ve bunun için neler yapmanız gerektiğine bağlı. İşin özü sizde bitiyor. Her şey size bağlı. Üniversitede bir profesörün, şöyle yapalım olayı. Üniversitede bir 150 kiloluk profesörün, orası onun krallığı arkadaşlar. Kürsüye çıkar, konuşmasını yapar, size öğretir, size şey yapar. Sizi korkutmasına izin vermeyin. Çünkü o üniversite profesörüyle siz aynı ortamda bir dağın yamacında su kaynağına ulaşmak için dağın tepesine çıkmak istiyorsanız sizin şansınız daha fazla. Herkesin bir krallığı, bir yeri var. O yerde size ahkam kesip sizi alaşağı edebilir veya sizi işte zorlayabilir. Bugün işte size diyebilirler. Yurt dışında ne işiniz var? Baksanıza şu adam nasıl başarısız oldu. Arkadaşlar siz o adam değilsiniz. Siz o profesör de değilsiniz. Çünkü o profesöre verilen imkanlar size hiçbir zaman verilmedi. Belki benim gibi geto mahallede büyüdünüz. Belki bütün etrafınızdaki insanlar sizin gibi fakirdi. Ama o profesör ailesi zengindi. Bütün iyi okullara gitti. MIT'ye gitti. Harvard'a gitti. Diplomalarını aldı. Arkadaşlar siz o değilsiniz. Siz sizsiniz. Ve bu tarzı insanların size akıl vermesini değil, sadece onların deneyimlerini alın. Çünkü onların aklı onların yaşam tarzıyla gelişti. Bir insan size diyebilir, Sokrates böyle düşünüyordu. Ya baba, Sokrates zamanında 15 bin feet'te bir uçakla beraber seyahat etmeden hayatı analiz etmiş bir adam var. Biz 2500 yıl öncesinde yaşıyoruz ve hala sizin soyadınızda Putus, Otus bilmem ne olması lazım ki size felsefeye dair bir şeyler söyleyebilsin bu hayat. Spinoza ne yapmış? İşte onun gibi düşünmek. Plato neymiş? Arkadaşlar bunlar tarih. Bugünün gününde düşünebiliyor musunuz? Eğer Sokrates bugün yaşamış olsaydı ve babası işte bir petrol milyarderi olmuş olsaydı, 2000 feet'te uçakta şarabını içerken first class'ta keyfine bakıyor olacaktı. Hayatı böyle analiz etmeyecekti. Herkesin hayatı analiz etmesi kendine bağlı arkadaşlar. Size bir insanın hayatın böyle olması gerektiğine dahil sizin yönlendirmesine veya size şekil vermesine izin vermeyin. Çünkü siz zaten o insan değilsiniz. Bizim hayatımızın amacı ne? 70 yıllık bir yaşamamız var. 70 yıllık yaşamda nasıl mutlu olurum? Hayat basit. Hayatı karmaşık ...yaklaştırmaya gerek yok. Eğer ben bu kızla çıkarsam bana işte sorun yaratacak. Eğer bu erkeklerle takılırsam ben sorun yaşayacağım. İşte bu iş yerinde ben 2 yıldır gecemi gündüz yapıyorum. Hala bir yere varamadım, terfi alamadım. Arkadaşlar orada, hepsi orada. Tek yapmanız gereken değiştirmek. Tek yapmanız gereken hayatta bir şeyler gitmiyorsa değiştirmek ve kendinizi mutlu etmek. Çünkü zamanın telafisi yok. Hayatta geri dönüşümü olmayan tek şey zaman. O yüzden kendinize yatırım yapın, kendinizi geliştirin. Önce kendinizi geliştirin ki diğerlerine bir meşale olabilirsiniz. Ve eğer gerçekten yurt dışına çıkmak istiyorsanız arkadaşlar, gittiğinizde Türkiye ile kıyaslamayın. Veya hangi ülkeden hangi ülkeye giderseniz fark etmiyor. Almanya'dan İngiltere'ye gittiniz, İngiltere'den Amerika'ya gittiniz, Amerika'dan Kanada'ya gittiniz. Arkadaşlar her şey farklı. Metrik sistemi farklı, yemeği farklı, sosları farklı, şuyu farklı, buyu farklı, oyu farklı, buyu farklı. Bu tarz zorluklar olabilir size göre. Bunların hiçbiri zorluk değil. Belli bir süre sonra yiye yiye, konuşa konuşa, kullana kullana hepsini öğreniyorsunuz, isteseniz de istemeseniz de. Tek yapmanız gereken burada beyinde kendinizi hazırlamak, ulaşacaklarınızın listesini yapmak. Çocuklarıma verdiğim reçeteyi vereyim arkadaşlar. 1- Gözlem. Gittiğinizde gözleminizi yapın. 2- Plan. Planınızı yapın. 3- Harekete geç. Bitti. Bodoslama dalarak, cahil cesaretiyle bir yatırım yapmayın. Analiz, plan, hareket. Çok basit. Ve kesinlikle ve kesinlikle çoğu insandan size akıl veren, sizi yönlendirmeye çalışan, sizi işte üniversitede sınıfta küçük düşürmeye çalışan profesörden çok çok daha iyi yerlere geleceksiniz bu hayat. O yüzden tek yapmanız gereken kendinize yatırım yapmak. Umarım bu video size biraz yol gösterici olur arkadaşlar. Ki yol göstermek derken arkadaşlar, tekrar söylüyorum, ben idol, mentor, bu tarz biri de değil. Ben burada sadece tecrübelerimi
deneyimlerimi paylaşmak sizin potansiyelinizin düşündüğünüzden çok daha fazlasını size söylemek için buradayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videoda görüşürüz.